Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler. İbadet. İnsan ibadet için halk olunduğunu, yaratıldığını, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Yani zahiri ve batini bütün duygularıyla insan hakikaten ibadet için vardır. Yani kul statüsünde yaratılmış bir varlıktır. Ama Hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi, talebesi, öğrencisi ise bir abdir, kuldur. Nitekim kelime-i şehadette peygamber olan Efendimizin birinci sıfatı Muhammeden abduhu ve rasulü. Önce abdiyeti ön plana çıkıyor, ondan sonra risaleti. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam-ı menfaat, en büyük menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez, bir abd-i azizdir. Yani tam bir taabbudi ibadet. Niye yapıyorsun? Cennetten cennet kazanmak, onun da ötesi. Cehennemden kurtulmak, onun da ötesi. Sırf Allah emrettiği için. Yani gözünde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu olmaksın. Sırf emri ilahi mucibince. Akil isen, akıllıysan, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Ve onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de. O vakit senin acı bir fütürün, tembelliğin tatlı bir gayrete inkılap eder. Yoksa o, ah vah bitmedi daha var. Oysa şu an öğlen vakti. Biz ikinden sorumlu değiliz çünkü daha girmedi. Onun için bulunduğu vakti insan ganimet bilmeli. Acaba ibadetteki fütürün, tembelliğin ve namazdaki kusurun, meşagili dünyeviyenin, dünyevi meşgalelerin, meşguliyetlerin kesretinden midir, çokluğundan? Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Hakikaten öyle. Yani sırf insan dünya için mi? Yani şu bir hakikat devamlı öğrencilere de onu ifade ediyorum. İnsan nerede çok kalacaksa yatırımını da oraya yapması lazım. Madem ahiret bizim ebedi kalacağımız yer, vatanı aslimizdir, o halde yatırımımızı da oraya yapmamız lazım. Arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, balıklara, seyyarattan gezegenlerden zerrelere kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır. Çeşit çeşittir. Yani kapasitesi yansıtabildiği nispetle. Beşinci sualiniz, sinni mükellefiyet, yükümlülük çağı, yaşı 15 sene kabul ediliyor maksimum olarak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? Yani 40 yaşına kadar. El cevap, Hazreti İbrahim aleyhisselamın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden bakiye-i diniyle, dinden geriye kalan, gelen, hanif dini üzerine olma, fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil çünkü öyle bir emir yok daha. Belki ihtiyarıyla, tercihen ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Nitekim bir kısmının Varaka bin Nefel gibi, Buhayra-i Rahip gibi ki hiç puta tapmayan Hazreti Ebu Bekir gibi. Yani çok çünkü perdeler altında hanif dini cereyan etmekteydi. Evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. Yani üstad burada doktoru misal veriyor. Yani doktor ısrarla hastasına şu ilacı kullan diyorsa doktorun faydası olduğu için değil, hastanın ihtiyacı olduğu için ısrar ediyor. İşte ibadet konusunda da Kur'an'da 100 yerde Cenab-ı Hak ısrar ediyorsa hasta olan insandır. Onun ihtiyacı var. İbadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm olur. Çünkü mevcudatın kemalleri, mükemmellikleri, saniye müteveccih Allah'a yönelik yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. Tıpkı siyah bir gözlükle aleme bakan her şeyi karanlık siyah görür. Kendi namaz kılmayınca zanneder ki herkes kılmıyor. Camiler bomboş. Değil. Ben sizi ibadet için halk etmişim, bana rızık vermek ve itam etmek için, yedirmek için değil. Zariyat 56-57.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İbn Abbas'ın ifadesiyle لِيَعْرِفُونِ. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Yaratılışın amacı ibadet ve kulluk. Asıl vazifeniz ubudiyettir, kulluk. Evamirime, emirlerime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Yoksa mücerred olarak rızka çabalamak ibadet değil. İbadet yapıldığı, ubudiyet yapıldıktan sonra dünyevi meşguliyetler ibadet hükmüne geçer. Yani öğrenci okula kaydolmasın, ondan sonra bütün bilgilerini olduğunu söyleyip diploma istesin. Mümkün değil. Önce bir kayıt yapması lazım. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halık-ı Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. İbadet, abdin, kulun Allah'a karşı bir hizmetidir ve aynı zamanda bir vazifesi. Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arzı size döşek, semayı gökyüzünü binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları çıkarsın. Öyleyse Allah'a misil, benzer ve şerik eş yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabud ve halikiniz yoktur. Bakara 21-22. Akaidi ve imani hükümleri kavi, kuvvetli ve sabit kılmakla meleki haline getiren ancak ibadettir. Yani insan bilsin bilmesin, aklı yerinde olsun olmasın, öleceği sekerat anında bile artık meleke kesbettiği içindir ki otomatikmen Allah der. Kelime-i şehadet gelir. İbadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve meade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır. Ve Halik ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. 23. sözde üstad onun gibi de İman bir nisbettir diyor. Kulu Sani Zülcelal'e mensup kılar, bağlar. İşte iman ve ibadet mensubiyeti koptuğu zaman işte insan hakikaten boşlukta kalır. İnsanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, genişlettiren ibadettir. İstidatlarını, kabiliyetlerini inkişaf eden, ettiren ibadettir. Meyillerini temiz, ayırıp tenzih ettiren, arındıran ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi, genişletip İntizam, denge ve düzen altına alan ibadettir. Şeheviye ve gazebiye, bir de akliye sınır konulmayan bu üç duyguyu, kuvvelerini, duygularını hat ve sınır altına alan ibadettir. Zahiri ve batini, iç ve dış huzurlarını ve duygularını kirleten, tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Mükemmellik onunla elde edilir. Abd ile mabud arasında en yüksek ve en latif olan nisbet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nisbet ve münasebettir. Rabbisiyle olan bağlantı. İbadetin ruhu ihlastır. Yani onun da Allah için olması lazım. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler yalnız müreccih, tercih edici olabilirler, illet olamazlar. Binaenaleyh, ubudu vavının merciinde dahil olan kamil müminlere göre ubudu, yani ibadet ediniz, ibadete devam ve sebat etmeye emirdir. Orta derecedeki müminlere nazaran ibadetin arttırılmasına emirdir. Kafirlere göre ibadetin şartı olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına emirdir. Yani önce imanı elde et. Münafıklara nazaran ihlası emirdir. Binaenaleyh, obuduğunun ifade ettiği ibadet kelimesi mükellefine göre müşterek manevi hükmündedir. Aldığı pozisyona göre hüküm alıyor. İbadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. Biz memur gibi ücretimizi peşin almışız. Memur göreve başlar başlamaz maaşını alır. Onun için bir ay mecburdur hizmet etmeye. Hatta 15'inde ayrılsa 15 günlük tahsilat yapılır kendisine. Her bir hasse duygu için bir ibadet vardır. Onun hilafında aykırı bir yönde kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Şair-i İslamiye'yi temas eden ibadetlerin isharları ihfasından, gizlenmesinden çok derece daha sevaplı olduğunu
Hüccetül İslam İmamı Gazali radıyallahu anh gibi zatlar beyan ediyorlar. Çünkü orada İslam'ın duyurulması var. Şair İslamiye başlı başına ele aldım tespitler.com'da var. Çünkü bir İslam'ı hatırlatma var. Ezan gibi, minare gibi, hatta kabir taşları gibi. İbadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz. Bozulur. Belki rıza-i ilahi ve emir-i Rabbani için yapılır. İşte ihlas bu yani, halisen. Ve İbn Abbas. Tercüman-ı Kur'an olan Abdullah İbni Abbas. Nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Abbas'ı ve 4 oğlunu, Abdullah, Ubeydullah, Fazıl, Kusem beraber mülaat denilen bir perde altına alarak üzerlerini örttü. Ya Rabbi, hâda ammi ve sınu ve ebi ve haulâi benuhu festurhum minen nâr kesretri yâhum bi mülaeti. Ya Rabbi, bu benim amcamdır ve babam hükmündedir. Bunlar da onun çocuklarıdır. Ben abamla onların üzerlerini örttüğüm gibi sen de onları örterek ateşten koru diye. O şekilde Efendimiz dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları amin amin diyerek duaya iştirak ettiler. Vefatı Nebevi'den sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş, Ya Rab, bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Yağmur gelmiş. Ki bu tevessül konusuna da geliyor. Bunu genişçe yine ele aldım. Tespitler.com, mehmetözcelik.com'da. Başta Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki İbn Abbas'a şöyle dua etmiş. Allahümme fakihu fiddin ve allimhu te'vil. Ey Allah'ım, onu yani Abdullah bin Abbas'ı dinde fakih kıl ve ona te'vil ilmini öğret. Duası öyle makbul olmuş ki İbn Abbas tercüman-ı Kur'an ünvan-ı zişanını ve habrül ümme yani allame-i ümmet rütbe-i âlisini kazanmış. Yani ilk müfessir, bütün müfessirler bundan faydalanmış. Bunun o konudaki yorumuna bakmış. Hatta çok genç iken Hazreti Ömer onu ulema ve kudamay sahabe meclisine alıyordu. Terhib veya terhib yani cennetle teşvik etmek, cehennemle korkutmak için avamperestane terviç ve teşvik ile bazı ahadis mevzuayı uydurma bazı hadisleri İbni Abbas gibi zatlara isnat etmek büyük bir cehalettir. Ta ki kabul edilsin diye. Yanlış. İbni Abbas'ın her söylediği sözü hadis olması lazım gelmediği gibi her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Zira İbni Abbas gençliğinde İsrailiyata bazı hakaikın tezahürü için hikayet tarihiyle bir derece atf-ı nazar eylemiştir. Yani onun için bu konuda elemek lazım, bakmak, ciddi olarak tahlil etmek gerekir. Diğer bir başlık icat mucit, meydana getirme, vücut bulma, ortaya çıkartma. Mesela Allah için vacibül vücut diyoruz. Varlığı kesin olan. Evet şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat, geçici ruhi zeminde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Dünyada icadı eşya bir derece tedrici, derece derece ve zaman ile olması hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri olan maddeye, tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Çünkü orada kudret devrede. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Sırf bir emri emir ile icat eder. Yani kün ve yekun. Şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur. O kadar hiffet, hafiflik peyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete, çokluğa ve sehavete, cömertliğe sebebi gelir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verirse birisi elde edilemez. Bütün eşyanın onun icadıyla bir vücudu arizisi vardır. Bir kuvvet ve kudret icat eder. Bir emir ve irade suret giydirir. Hem icat ve ibda eşyada, eşyanın yoktan yaratılışında, kemal-i suhule tam bir kolaylık. Bir ilme ekmele, mükemmel bir ilme delalet eder. Çünkü bir şey her şeyle, her şey bir şeyle münasebetler. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Bir şeyi yaratan ancak her şeyi yaratabilir.
Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhulet, derece ilim ve maharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyade olsa o derece kolay olur. Efratça kesretli bir külliyenin icadı, bir tek cüz'inin icadı kadar suhuletlidir. Çünkü emir ile yapıyor, bir anda oluyor. Mevcudat iki vecih ile icat ediliyor. Yani mesela bir komutan 100 kişilik orduya da düdük çalsa arş diye, 1000 kişiliğe de düdük çalsa arş diye aynıdır. Bir ile binin gitmesi arasında aynı emirde fark yok yani. Biri ibda ve ihtira, yani yoktan yaratma, tabir edilen içten icattır. Diğeri inşa ve terkip, yani tabir edilen mevcut olan anasır unsurlar ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. İki tarzda Cenab-ı Hak yaratır. İlk başlangıçta yoktan yaratmıştır. İcat ve halk doğrudan doğruya perdesiz Zat-ı Zülcelal'in kudretine bakar. Mevcudatın icadındaki en mühim makası-ı Rabbaniye, kendini zişurlara tanıttırmak ve sevdirmek ve medhü senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celbetmektir. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayrimütenahi lazımdır ki onu icat edebilsin. Vücudunu mucidine, o vücudu icat eden zata feda et. Mucid, Halik, Rab, Malik, Kayyum ancak Allah'tır. Bu isim ve sıfatlarıyla Allah yaratır, var eder. Kur'an mevcudata kendileri için değil, mucitleri yani yaratıcıları için bakıyor onun hesabına. Diğer bir madde içtihat konusu müştehid. Yani bir konusu, bir herhangi bir şeyde cihet ve gayret gösteren, akıl ve düşüncesiyle herhangi bir şeyde bir mesnede dayanaraktan yorumda bulunan. 5-6 sene mukaddem önce Arabi bir risalede, Üstad bunu 27. sözde genişçe ele alıyor. Ben de başlı başına içtihat ve müştehit konusunu genişçe sitemde ele aldım. İçtihada dair yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz, o meseleyi içtihadiyeye dair yazıldı. Çünkü bazı haddini bilmeyenler mutlak manada onun önü açıktır, içtihat kapısı tamamen açıktır diyerekten rahatlıkla keyfe maaşa uydurma hallere girebiliyor. Keyfi beyan ve hükümlere girebiliyor. Sırf kendi önünü açmak için içtihat kapısını önce açması lazım. Dinin zaruriyatı ki içtihat onlara giremez. Çünkü muhkemattır. Çünkü kat'i ve muayyendirler. O konuda açıkça hüküm var. İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına, ihtiyaçlarına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakın. Heveskârâne yeni içtihatlar yapmak bid'âkârâne bir hıyanettir. İslamiyet'in dairesine selef-i salihin gibi takva-i kâmile kapısıyla ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarihiyle dahil olanlarda meylü tevessü genişletme meyli. Ve irade-i içtihat bulunsa o kemaldir ve tekemmüldür. Yani mananın külliyet kesbetmesi, daha geniş, detaylı açılması için. Din çünkü kolaylıktır. Selef-i Salihinin müştehidine izamı asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından safi bir nur alıp halis bir içtihat edebilirler. Şu zamanın ehli içtihadı ise o kadar perdeler arkasında ve uzak bir mesafede hakikat kitabına bakar ki en vaaz, açık. Bir harfini de zor ile görebilirler. İçtihat eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan içtihat sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazum. Bu şuna da benzer. Diyelim ki iki tane petrol mühendisi. Aynı dereceyle birincilikle okula gitmişler, birincilikle okulu bitirmişler ve TEPO'da çalışıyorlar. İkisi de kuyu kazıyor. Bütün bilgilerini, becerilerini ortaya koyarak kuyu kazıyor. Birisi petrol buluyor, öbürü bulamıyor. Şimdi petrol bulan da maaşını alır, bulmayan da maaşını alır. Belki petrolü bulan, belki bir yüzdelik, bir ikramiye farklı olarak alabilir. Ama bulamayana denilmez. Sen bulamadın, maaşını kestim. Artık bunun bedelini sen, trilyonları sen ödeyeceksin denilmez. Yani çünkü niye o konuda içtihat etti? Dedi ki, burada petrol var. Kaliteli de olmayabilir, az olabilir, çıkmayabilir. Su da karışmış olabilir.
İşte bir konuda da içtihad eden isabet ederse elbette iki sevap alır, etmeyen bir sevap alır. Kitaplar ve içtihatlar Kur'an'a dürbin olmalı. Yani o uzak hakikatleri yaklaştırmalı. Ayna olmalı, onu yansıtmalı. Gölge ve vekil olmamalı. Gölge etme, başka ihsan istemez kabilinden. Bu zamanda hakikaten gölge edenler çok. Şöyle bir kenara çekilseler iyi olur aslında. Her müstahit, yani kabiliyetli olan, nefsi için içtihat edebilir, teşri edemez. He, bu konudan bunu anlıyorum. Tabii onun altyapısı olması lazım. Kendisi için bazı noktalarda hüküm verebilir ama kanun koyamaz. Çünkü kanun koyduğu zaman hepsini bağlar, herkesi bağlar. Mesaili diniyeden, dini meselelerden olan içtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. O manilerin aşılması lazım. İslamiyet'in müsellematını kabul edilmiş, teslim edilmiş meselelerini tamamen imtisal ettiği cihette bir hakkın daire-i dahiline girmişse hatta meylü tevessü, meylü tekemmüdür. Yani çünkü dinin meselelerine kendisi uyuyor. Uyumak amaçlı gidiyor. Yani yapmamak için değil. Adam şimdi müftiye de ısrarla gidiyor. Niye? Fetva. Acaba bir, hiç yapmayabilir miyim? Veya böyle yapmamamı gerektirecek bir açık kapı var mı? İşte burada eskiler dini daha iyi yaşamak için tabiri caizse müftiye gitmiş, fetva almış, fetva vermiş. Şimdiki adam acaba içtihat da ederken, müftiye de giderken acaba dinin daha nasıl yaşamayabilirim, kırpabilirim düşüncesiyle gidiyor. Aradaki fark. Yani onun için içtihat meselesinde de dini yaşamamak, bazı noktalardan kaytarmak için değil de daha iyi yaşamak için o meselelerde gayret göstermeli. Lakaytlık ile hariçte sayılan zatta meylüt tevsi, işte böyle bir tipteki dini genişletme meyli o zaman meylüt tahriptir, yıkama sebep. Fırtına ve zelzele zamanında değil içtihat kapısını açmak, belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Çünkü adam kapı deliğini bile kapatıyor, soğuk gelmesin diye. Hele hele yani böyle bir ateizm, komünizmin, inançsızlığın, sefaatin, rezaletin, maddeperestliğin yayıldığı bir dönemde yani dinden duvarlar açmış olmak tahriptir. Gayet müthiş mağrur insanlardır ki mezhepsizliklerini müştehidine izama, dört mezhep imamı gibi, müsavat davası altında neşretmek istiyorlar. Yani dinsizliklerini, mezhepsizliklerini. Efendim ben de İmam-ı Azam gibi, onun zamanında internet bile yoktu, ulaşım bile yoktu vesaire vesaire. Nefsi bir desise. Müştehidin nazariyata ve kat'i olmayan teferruata karışabilirler. Çünkü yani demin de ifade edildiği gibi kesin olan şeyler zaten kesin muhkemat. Üçüncü sualimiz. Başta müştehidine izam, büyük dört mezhep imamı özellikle. İmamları mı eftal daha üstün yoksa hak tarikatların şahları, aktapları mı eftaldir? Abdülkadir Geylani, Muhyiddin Arabi gibi. El cevap. Umum müştehidin değil. Hepsi değil. Belki Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet İbni Hanbel, şahların, aktapların fevkindedirler. Fakat hususi faziletlerde umumi değil. Özel üstünlüklerde Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Yani o cihette ibadetinin ziyade olması, takvası, nafilelerle bunu ziyadeleşmesi cihetiyle şahsi bir üstünlüğü olabilir. Fakat külli fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müştehitlerdendir. Onun için umum müştehidin aktaptan daha eftaldir denilmez. Fakat eğimme-i erba, dört imam, sahabeden ve mehdiden sonra en eftalleridir denilir. Çünkü külli fazilet onlara ait. Müştehit olan başka müştehidin taklidine mükellef değildir. Çünkü başka başkalarına o meselede otoriter kendisidir. Başkasını uyması o noktada kendisini bağlamaz. İdrak. Her biri birer gizli hazine-i manevi hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığıyla takdirkârâne kıymet vermektir. Bu da idrak. Yani o meselede ihata ve kuşatma ile. Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten, insanlıktan. Resul-i Ekrem idrak ve şuur timsalidir. Tam bir idrak, anlayış. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Mevcudat müdrik, idrakli ve alimin malıdır. Hakikati müdrik bir insan, fanilerin sahte iltifatlarına kıymet vermez ve arkasına dönüp bakmaz. Diğer taraftan ifrat, yani aşırı durum.
Onun için İslamiyet vasattır. Ne aşırı ifratı ne de geri tefriti benimsemez. Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. Çünkü dengesizliktir. Evet, ifrat veya tefrit delillere karşı bir isyandır. Çünkü dengesiz, aşırı gidiyor. İsyan ediyor, başkaldırı. İfrat gibi tefrit de muzurdur, zararlı. Belki daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. Çünkü hep toplumdaki geri durumları ifratlar ortaya çıkartıyor. Birisinin aşırılığı öbürünün gevşemesine neden oluyor. Evet, ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. Yani öbürü cesurane, demin içtihat meselesinde söylediğimiz gibi, cesurane her konuda pervasız hareket etmesi öbürünün ihmaline neden oldu. Haddi evsatı, dengeyi, ölçüyü, ortayı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak, yalnız felsefe-i şeriatla, belagat ve mantık ile hikmettir. Bazen ehli ifrat olan, iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostlarıdır. Ki ahmak tipli olan bu insanlar akıllı düşmandan daha çok İslam'a zarar verirler. Ahlaktaki ifrat ve tefrit ise istidadatı ifsad ediyor, bozuyor yani. Rendeliyor, zedeliyor. Aynen duvardaki nem gibi çürütüyor. İhata yani kuşatma. İdrakın aslında diğer bir manası. Ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hayat sahiplerinde, hususan insanın mahiyeti aynasında, bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahil, mevcudat ile alakadar her bir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor, kuşatıyor. Hududu kibriyası, gayr-i mütenahi, sonsuz fezai utlakla yayılıp ihata eder. Yani ayette olduğu gibi. La tudrikul efsar ve ve yudrikul efsar. Gözler Allah'ı ihata ve idrak edemez, kuşatamaz. Ama o hem gözleri hem gözlerin gördüklerini ihata kuşatır. Evet, hakikat-ı mutlaka mukayyet, kayıtlı ve bağlı enzar ile, nazarlar ile ihata edilemez. Çünkü ne? Kayıtlı. Kayıtlı kayıtsızı nasıl kuşatsın? İhata etmek bir vahdettir, şirke yer bırakmaz. Çünkü Allah varlığıyla her şeyi kuşatmıştır. Varlığının zıddı olan yokluğu yok ki varlıklar onun dışına kaçmış olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha.